Ama bir de sağ içini konuşalım. Yani ya sağ mesela çok güzel bir e, yorum yaptın e, perşembe akşamı Galatasaray'ı yani oynadığı 60 dakikalık futbolu ama sonrasına dikkat çekmiştin. Bugün de aynı şeyi yaşadı diyebilir miyiz? Yani kısmen ya kısmen o formatta olmadı ama şimdi bir de şu var. Mesela Galatasaray Tottenham maçını oynamış olmasaydı bu maç bu kadar zorlu geçmezdi. Tabii. inanılmaz bir enerji harcadılar. E sana söyleyeyim. ile şey Ama. 60'dan sonra düştü şimdi, bu sefer. Madem öyle sahanın içinde konuşalım. Şimdi bak. Okan Buruk Hı. son zamanlarda antrenörlük adına önemli doneler veriyor. Okey. Evet. Sıkıştı üçlüye döndü. Geçen maç yine üçlü oynadı takım öyle bir fleksibil oldu ki hangisini sağ bek'e koysan, evet. hangisini sol bek'e koysan, Abdülkerim'i sol bek'e koysan sırıtmıyor Barış, sol bek'e koysan sırıtmıyor Berk. Opsiyonu çok. Yok. Ama onu yarattı, yarattı. Bir sene, iki sene yarattı, yarattı, yarattı. Şimdi şu ben Galatasaray'ın kalkıp da ona bir şey diyemem. Bir tık daha ileri gideyim mi? Okey. Samsun Spor'un ikinci pozisyonun penaltıyla alakası yok. İkinci penaltının. İkinci penaltının hı. penaltıyla alakası yok. Ama vermediği bir penaltı var. Evlere şenlik. Yani bu penaltıysa. ilk penaltı için ne düşünüyorsun peki? Omuz omuza da Om... attı ya. i̇lk penaltı. Sanchez'in pozisyonu mu? Evet. evet. penaltı. Onu tartıştın. Bence hiç alakası yok onun. Penaltı. O da penaltı. Bir de bir pozisyon var. Ayağına vuruyor ya. Hı. Ya geçen sene bu penaltının onda biri pozisyondaki Antalya Spor'un 8. dakikasında maçının 8. dakikasında Ziyeşem'i mi birine gel onda biri sertliğinde olmayan bir pozisyona hakem penaltı verdi. Bak şimdi Şimdi ben yani buna penaltı mı? değil diyorsam e buna da penaltı değil. bu da benim fikrim. Şimdi bu net penaltı. Bunu vermedi. Telafi etmek için geldi. Telafi etmek için geldi. Hatayı hatayla kapattı. Evet, bir Böyle hakem, yapıyorlar zaten. Hakemliğin en şeyi. Bakın Fırat Hoca ne diyecek? Bu yani, kararda bu pozisyon. En son pozisyon eliyle çarptı. Maçı bitirdi. Bakmadı bile penaltıya. O hatırlıyor musun? Rakipten döndü Galatasaray'ın atar. 90 artı 7. Eline hmm. çarptı. Niye? niye? Bakması yani... lazım. Niye? Maç bitmişten sonra. Ha, üçü... evet. Hayır bir golün bile etkili olduğu yerde kimsenin lehine ya da aleyhine bu hataları yapmayın abi. Ya, e, ben bu şeyi tabii hoca ile konuşacağız uzun uzun maçlardaki pozisyonları. E, izin verirseniz oraya bırakayım. Yine e, işin futbol tarafına dönersek... E, Icardi'nin sakatlığı sence sadece Galatasaray değil ligin akışını nasıl değerlen, e, değiştirecek Ümit veya değiştirecek mi? Ya bir, ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi Icardi'nin sakatlığındaki bir numaralı başrol Okan Buruk'tur. Katılıyorum ben de aynısını söyledim. Ne, ben yani. kardeşim sabah akşam şimdi eleştiriyorsun sabah övüyoruz da işte hatasını Hı. da söylüyoruz doğrusunu da. Hazır de, bu adam antrenman yapmıyor. İyi çalışmıyor. İyi bir profesyonel de değil. Bu bir gerçek. Hep kazanmak adına tuttun, tuttum tuttum. Bu adam bir yerde patlayacaktı zaten. Onun en büyük şansı o gelmesiydi. Evet ilk bir sezon başında yaşadı zaten değil mi? Sakatlı sakatlığı o sümen geldi. Anlatabildim mi? Tabii, tabii, Orada o gelmesi. Adamın şimdi ön, elinde çok iyi silahlar var. Icardi o sümen Şimdi çıktı mı o Zaten Okan Buruk tek santrafor olmak, oynamak istiyordu. Ben de olsam. Peki mesela Kaan hariç. cezalı olmasa o soruyu sana da sorayım. Aynı formülü 3 4 1 2'yi Batshuayi ile oynayabilir mi? Oynayamazdı. Oynayamaz. Neden? Oynayamaz mı? Oynayamaz. yarı üçlü gibi oynadı sanki. Evet, kafadan oynamak başka, son 20 dakika oynamak başka. Bence oynaması lazım. Hayır şöyle, abi o zaman da kenarda alternatifi kalmıyor. Şimdi sen Icardi ile Osimhen'le oynarken kenarda Batshuayi'm var. Osmanlı Ricardo ile oynarsa tamam, bravo o benim söylediğim. Yani kenardan, elinde değil mi bir koz tutmak elinde. istersin. Şimdi ben Doğru. normal şartlarda bak. Peki bir transfer gerekiyor mu? Lafını yine kesiyorum. Hangi mu? konuda? Ya yani bir forvet, üçüncü bir forvet. Bu dönüşlerine ben için şeyine inanmıyorum. Mesela 3 ay diyorlar. Bir bakıyorsun 1 ay sonra dönüyor. 1 ay, ay diyorlar. Bakıyoruz 15 gün sonra dönüyor. Bilmiyorum, bu, bilmiyorum bu yani. Sezon bu zor. zor. Ki şuraya geleceğim. Madem öyle saha için biraz şey ifade edeyim. Siz bit konuşmuşsunuzdur. Aslında Okan, Buruk, verebilir misiniz Hanım? Aslında Okan Buruk ben de onun yanında olsam kolay kolay içerideki maçlar hariç çift santrafor oynamak istemem. Hı. E zaten biz biraz Rams Park Hı. özelinde Çünkü hangisini yedek bırakacaksın? İcardi'yi mi oysa maç öncesi söylemiş demiş ki tam 3-4-1'lik yani o şeye alıştık. Tamam, o. Büyük verim ha. aldım Tottenham maçında. Icardi sakatlandı. O yüzden bu konuyu açıyorum. Tamam. Yani ya bunu demesi çok, Hı. demesi çok normal. Demesi çok normal. Anladın mı? Ama ne yaptı? Üçlü illa 3-4-1-2 üç, 3-4-3 üç, üç oynar. Atar Osimhen'i bir tarafa, atar Salahi'yi bir tarafa. Atar Yun eee Matsuura'yı mı? Yok, sen yok, onu e, kenardan gelmesini istiyorsun. Kim var? Yusuf üçlü oynasa. Şey, e, Şöyle düşün. Kaan Sanchez Abdülkerim. Kerim. Zaten Salahi e, şey Yunus gibiydi üçte. Kaan yıl. Kaan e ee, Kaan Sanchez, Abdulkerim, bir tarafta Barış, bir tarafta Yunus. Evet. Bir kenar salayı olur. Bir kenar salayı olur. Mertens üstlüde çok rahat kenarda da kullanabilir ama çok kenara atmak istemiyor. Kenara atmak istemiyor. Berkan alır sol tarafa, üstünü solunu alır, Yunus'u öne atar. Hı. Yine e, neydi o? Torreira. Sara Torreira. Var. O, öne koyar. Ama şimdi Galatasaray'da oyuncular doğru yerleşiyor. Galatasaray 3 4 1 2de oynasa. Galatasaray 3-4-3'de oynasa, Galatasaray 4-4-2'de oynasa, Galatasaray 4-2-3-1'de oynasa, oyuncular çok doğru yerleşiyor. Yani oyuncunun yarım bıraktığı barış dışında birçok oyun oyuncunun... Yani. Oyun disiplininden kopmuyorlar. Oyun disiplininden de ziyade pozisyon bilgisi hepsinin işte, çok yüksek. Evet, evet. Mesela bugün dörtlü oynarken Barış'ın bir pozisyonu var. Samsun Spor soldan geliyor. Rakibin sol önü Barış'ın arkasında. Barış sağ ön pozisyonda. Normalde otobun buraya gelme ihtimaline karşı Barış'ın bu adamı Önünü alması lazım. Zaten Davinson'la onun şeyini yaşadılar. Dikkat ettin bilmiyorum. Tamam, mi? Orada tabii. mesela Evren abinin ki bana göre çok önemli o teşhis, o yorum. Hı hı. Abi, her pozisyonu kesen Sanchez. Bu adam evet. bir tane hata yapacak. Evet, evet. Katılıyorum. Her pozisyonda o ya. Ya Tottenham maçında da en az 8 tane öyle bir. Abdülkerim biri mesela ya. hiçbir pozisyonda yoktu. yok. Yok. Göremezsin. Gibi. Zaten birebir de olduğu an gidiyor iş. Kaybediyor çünkü o çabukluğu evet. yok. E şimdi burada mesela Kerem Demirbaydan az faydalandı. Berkan'ı orta sahada kullanıyor, kenarda kullanıyor. Bak. Dikkat et. Ne dersen de yine Nelson girdikten sonra takım kaçmaya başladı. Geriye dayan, değil mi? Evet. Abi psikolojik. Onu... Biraz da yoruldular ama ya. O artık düştü. Her bile Samsun'un her oyuncunun bir görevi vardır ama Okan Burak'a sor. Ya yani bu Icardi'yi dirutan Osmanlı diri 37 yaşındaki Mertens'i diri adam Sanchez. Kaç Orada tutuyor için? çünkü. Orada tutuyor. Evet. 20 metre alan Koş koşturmuyor geri. Koşturmuyor onları geri. Senin Tadiç ve Ceko ee, konusunda bak, sürekli söylediğin. Sanchez fena yani Bacı olsa. Yani o kadar açık ki hatlar arası. Sanchez fena Bacı da olsa. Ben Tadiç ve Ceko oynamasın demem. Değil mi? Çünkü oraya yıkacak oyun. Geri getirmiyor onları abi. Yıkılacak 30 metrede oynayacaklar ha. zaten. 30 metrede oynayacak. Ama Çok sen güzel bir Şimdi diyeceğim. şurada. Fenerbahçe'nin stoperleri burada durup. tabi o orada. Burada durup. Tadiş şey burada. Tadiç burada durursa e bu alanı kim kapı? Abi Sanchez mi geliyor buraya kadar? Nerede Japon kale gibi oynuyorlar. Yarı sağ oynuyorlar. Sanchez tabii. gibi savunmayı öne çıkaran bir adam olsa. Komutan ya. Ben demem. Ben demem Tadiç Ceko e oynamasın demem. Çünkü Fenerbahçe'nin bak bugün de şimdi mesela Samet oynuyor. Barış. Çok doğru bir yorum. Evet. Yüzde Samet yüzde. oynuyor şimdi. Evet o da, o bu arada öğlen söyledi bana bugün Samet'le. Ben içeride adamı var diyorum kabul etmiyor sen Ne diyorsun? Şimdi bak. E, <laughs> şeyi de söyledi. şeyde oynuyormuş. Mert Hakan. Mert Akan onu Akan da, da söyledi. Oraya gelmeden son bir şey söyleyeyim. Lütfen gel çünkü Burada hani kalan deseler ki. Hı. Hani bak şu alternatif. Ya Icardi'ye o biri mi olmasın? Sanchez mi olmasın? Hatta Sanchez. ikisi yok. Olmaz, olsun. Yani Batu dursun. Ben ile de gol atarım ama Sanchez olsun der. Abi Nelson çıktıktan sonra Samsun evet. devamlı geldi abi. Devamlı bu arada geldi. çok, çok doğru bir yorum ama o Simen'e de bu paralelde bir son parantez açarak noktalayalım. Büyük Yani... Tartışmam bile. Hmm. Fark Yok, tartışma değil yani. Bir yani. şey. Büyük oyuncu. Bak abi. Doğru doğru Bu adam büyük oyuncu. Nasıl geldi bilemem. Şansla geldi. Kısmet bilemem. Büyük oyuncu. Adam oyuncu Yani bu Oyuncunla bu. hiç... Kim o oyuncuna bir şey söylüyorsa art niyetlidir. Bir de bir şeye dikkat et. Sahiplenmeyi... İşte o birçok çok bir bir oyuncuda görmediğim bir şey var. O e, tabi İtalya Ligi'nde adam bunu çok sert bir ligde oynadı ama öyle. Atayım. Tabii tabii. Düşüyüm. Yok hep Al kalmaya çalışıyor yok. ayakta. Mesela mi? o bir pozisyon penaltı bekledi. Penaltı alakası yok. Zeki birbirlerine bastı. Ama dönüp adamın sportif ahlakı da İyi. üst düzey. Süper. düzeydi abi. O bir gerçek yani. E son noktayı evet, sen yani koy Ossimen'le Evren ve diğer iki maçı birazcık Usman konuşalım. tabii ki bu olayı 90 dakika yaymak istiyor ama tabii o sakatlığından dolayı Ama oyunda kaldığı sürece ben dünya yıldızıyım hiç şeyine bakmıyor. Takım oyuncusu gibi oynuyor. Ve her topa kovalıyor. Her topa vurmaya çalışıyor. Galatasaray inanılmaz yani. İkerden sonra bunun bir tık üstü olması e, ciddi fark yaratıyor. Ve oyun üstünlüğünde duran toplar, kenardan gelen toplar. Yani orada iki stoperi tuttu maç boyu. İşte arkadan ne oluyor bu sefer? Sürpriz oyuncularla gol atıyorsun. Onlar geliyor. Sonra bir baş şu giriyor. Yani o önde de orada bütün takımı rahatlıyor Osman. Ee, Galatasaray çok kaliteli bir takım. Yani artık kadro yapısı da çok iyi. O Şuna tabii. katılıyor musunuz? Yani siz çok üst düzey iki futbolcuydunuz. Böyle bir dünya yıldızının bir takımı böyle sahiplenmesi gelir gelmez. Mesela Ziyech'te onu göremedik. Yani de bir dünya da göremedik. da göremedik. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli bir şey. Yani şimdi sen ona baktığı zaman Ziyech ya adam dünyanın en iyi 5-6 forvetinden biri geldi. Hale bak. Yani kendini yerden yere atıyor. Parçalıyor. Yani değil şimdi, mi? Takıma nasıl sirayet ediyor? Mesela ilk ediyorum? defa maç izleyen biri olsa veya gelmiş. Osman 3-4 yıldır burada oynuyor Tabii. zaten. Altyapıdan yetişmiş zanneder ya. <laughs> i̇şte, işte o farkı var. <laughs>